Beşinci nükte, 23. sözün beşinci nüktesi. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Bir memur ve misafir. Demek ki biz Rahman'ın misafiriyiz. Misafir-i Rabbani, misafir-i Rahmani. Misafir yolunu düşünmeli diyor, değil mi? Üstadımız misafir yolunu düşünmeli. Bak bu 17. sözde şu cümleyi de okumadan geçmeyelim. Hem bir misafirhanedir şu dünya. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye, iç. Mihmandar yani misafirhane sahibine deniyor. Mesela buranın mihmandarı diyelim ki Sait kardeş. O bize çay getiriyor, o bize ikramda bulunuyor, o bize kapıyı açıyor. Mihmandar bu. Şimdi onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye, iç. Kanunu dairesinde işle hareketler. Yasaklar var, değil mi? Bir de emirler var, yapılması gerekenler var. Mesela içkiyi yasak etmiş bu mihmandar-ı kerim. Zinayı yasak etmiş, kumarı yasak etmiş, ana babayı, tarsızlığı yasak etmiş. Yedi kebair, değil mi? Mesela Allah'a şirk koşmayı yasak etmiş. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Evet. Mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye, iç. Kanunu dairesinde işle hareket et. Şimdi bu şeriat İslam yani bir zamanlar mesela bu memleketin sokaklarında, caddelerinde kahrolsun şeriat diye yürüdüler. Mesela yine fırsat buldum bağırıp çağırıyorlar. Tabii bu tarifi de iyi yerleştirmek lazım. Yani biz bu tabirleri, ıslahları, anlaşılamı yani öğrenmemiz gerekiyor. Bir zaman Hazreti şeriatı tarif etmişti. Ne diyor şeriat? %99 iman, ibadet, ahlak, fazilettir. %1'si muamelata aittir. Onu da ulemirlerimiz düşünsünler diyor. Mesela hırsının elini kesilmesi, bak bir muamelat, şer'iye. Ondan sonra, fakat bunu ulemirlerimiz düşünsün diyor. Mesela bir katil kısas ediliyor. Onu da ulemirlerimiz düşünsün. Neden? Mesela şimdi birisi senin babanı öldürse, sen gidip kısas yapamıyorsun. Çünkü onu kısas yapan şeriat İslamiye namına, şer'i kanunlar hesabına kadın. Yani İslam hakimi, onlar onu infaz ediyor. Mesela diyor ki bir kadın, mesela bir katili katlederken diyor, kısas yaparken hiddet etse katil olur diyor. Yani halbuki mesela öyle hiçbir ilişkisi yok, o akrabalığı yok, dostluğu yok, yakınlığı yok. Ama sen bu adam niye öldürdün ahlaksız dese, hiddet etse diyor katil olur. Allah hesabına onu öldü, kısas yapması gerekiyor. Hani Hazreti Efendimiz'in o kuvveti sayesinde bir şey var ya, misali var ya, bir kafiri yara atmış diyor. Tam keseceği zaman yüzüne tükürmüş bırak. Niye kesmedin? Seni şeriat-ı ilahiye hesabına kesecektim, kanun-ı ilahi namına kesecektim. Fakat şimdi tükürdüm, nefsim hiddete geldi, nefsimin sesi karışmasın diye bıraktım. O zaman o adam kalkmış kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman oluyor. Yani müthiş bir şey yani, İslam böyle temsil ediliyor yani. Evet, şimdi kanun dairesinde işle hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Arkana bakma, çık git. Her zekerhane fuzuli bir surette karışma, karıştırma. Her zekerhane, yani bu orta malayani yat nevinden. Yani boş konuşmak yani. Ne herzelerini kusmaya başladım dersin ya. Ya herzekerani. Herzekerani fuzuli bir surette karışma. Senden ayrılan, sana ait olmayan işlerle manasız uğraşma. Senden ayrılan, sana ait olmayan işlerle manasız uğraşma. İşte malayaniyat dediğim şey bu. Yani bizi ilgilendiren nedir? Mesela bir esnafı ilgilendiren nedir? Ticaretine bakmak, onu en güzel şekilde ifade ve icra etmek. Ondan sonra örnek olmak, değil mi? Mesela o piyasada, o çarşıda
İnsanlar ihtilaflarını onlara sormalılar. Onlar halletmeliler. Onlar çözmeliler ya. Ben bir zaman bir ufak bir ticaretim vardı da İstanbul'da Millet Caddesi'ne. Bir adam geldi benim yanıma, orada ticaret yapıyorlar. Dedi burayı terk et git dedi, terk etmezsen seni öldürürüm dedi bana. Niye dedim beni öldüreceksin? Dedi ki bak arkadaş dedi, bizim dedi attığımız adım böyle hep muhalif bir İslam. Şeriat İslamiye böyle aykırı hareket. Biz faiz alıyoruz, sen faiz yasak diyorsun. Aslında biz faiz veriyoruz, sen veren de alan da cehennemli yerini hazırlasın diyor. Burayı terk ediyor. Bu piyasayı terk ediyorsa seni öldürürüm diyor. Adam beni tehdit ediyor. Aslında bu. Tehdit ediyor. Sonra Allah'ın Zülcelal'i fırtına estirdi. Hepsi battı gitti. Ondan sonra ama öyle battılar ki öyle perişan oldular. Neyse daha sesi de sedası da kesildi. Evet. Şimdi demek ki manasız işlerle uğraşma. Tabii bir hakaiki imaniye en birinci maksat olmak, sahih meseleleri ikinci, üçüncü, dördüncü derecede. Yani her şeyi sıraya koymak gerekiyor. Yani şimdi birinci derecede önceliğimiz bu imani hakikatleri hem ahzetmek hem de başkalarına anlatmak. Yani hem anlamak hem anlatmak tabii. Yani bu çok önemli. Evet. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. O istidada göre. Nedir? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ya marufu emredersiniz veya münkeri nehyedersiniz veya Cenab-ı Hak sizin üzerinize bela ve musibet gönderir. Dua edersiniz de duanızla müstecap olunuz. Bak şimdi bu bize bir görev. Vazife yani. Açılım. Emri bil maruf, herkesi iyiliğe çağırmak. Nihyan, herkesi kötülükten men etmek. Yani kötülükten men etmek. Evet. O istidadata göre ehemmiyetli. Bakın dua edersiniz de duanız da müstecab olmaz. Bu vazifeyi yapmayan insanların duası kabul olmuyormuş. Emri bil maruf yerine getirmeye. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ad ve selam kavmini o kavimlerde gece sabaha kadar bir rekat namaz kılan salih insanlar vardı. Ama o kavmin helak olmasını onlar önleyemediler. Çünkü duaları kabul olmuş. Niye? Münzeviydiler, kendi akıbetleriyle meşguldüler. Başkalarının akıbetiyle hiç ilgilenmedilermiş. Peygamber Efendimiz. Emri bir maruf. Çok önemli. Evet. Ve o insanı o gayeye, o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler, dehşetli tehditler edilir. Şiddetli teşvik, dehşetli tehdit. Tehdidat Kur'aniye. Bak bunu Üstad 13. Lema'da da bunun çok örnekleri var. Şimdi bu millet hocalara çok kötü bozuluyor. Diyor ki bu hocalar varsa 40 gün başına bir namaza gidiyoruz. Bir cuma namazına, bir bayram namazına. Hep tehdit, hep cehennem azabı da bizi ne yapıyorlar, korkutuyorlar. Var diyor Üstad, var. Bak dehşetli tehditler edilmiş. Ama Üstad'la hocaların arasında bir fark var. Hocalar açıyor o işin üstünü. Eski kitaplarda gördükleri o mesaili anlatıyorlar. Fakat üstadımız bunun üstünü örtüyor. Yalnız bak dehşetli tehdit demekle iktifa ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kucağına kendinizi atın. O size artık nasıl muamele ederse ona razı olun diyor. Yani fazla bizim moralimizi bozmuyor. Yani bizim uykumuzu da kaçırmıyor yani. Yani şefkat İslamiye ile bizi ilahi rahmet canibine sevk ediyor yani. Ümidinizi kesmeyin diyor. Ümidinizi kesmeyin. Mesela hocalar diyor ki, senin namazın nerede? Şu hakikati namaz nerede? Üstadımız diyor ki, bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi o da kendini tafsil ediyor, gösterir. Fark nedir diyor? Fark yalnız tafsil ve icmal. Şimdi hurma ağacında tafsilat var. Hurma çekirdeğinde icmali bir hakikat var. Yani hurma çekirdeğinin içinde de bir hurma ağacı saklı. Saklı. İşte senin benim gibi bir aminin namazı velev hissetmezse bu nurdan bir hissesi var diyor. Ama çekirdek gibi. Ama bir velinin namazı bir ağaç hünde. Vüs'at peyda etmiş, gelişmiş, inkişaf etmiş. Evet. Ve insanı o gayeye, o vazifelere çalıştırmak için
şiddetli teşvikler, dehşetli tehditler edilmiş. Dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerlerde izah ettiğimiz vazife insaniyetin, ubudiyetin esasını şurada icmal edeceğiz. İcmal. Yani ne demek acı kalsın? Özetleyeceğiz. Bazen benim imdadıma yetiştim. Sen anlaşıldı mı? Cumhuriyet marifi de şey yapmışsın, vazife yapmışsın. Anlaşıldı mı? Cumhuriyet öğretmeni. Evet. Ta ahseni takvim sırrı anlaşılsın. Ahseni takvim. Cenab-ı Hak işte bizi ahseni takvimde yaratmış. En güzel surette. En âli surette. En mükemmel surette. Ya. Fakat insanoğlu sümmerede nahu esfele safilin. Su ihtiyarıyla esfele safilin tarafına gidiyor. Şimdi hakikaten bu kadar böyle imani, İslami hakikatlerin güzelliğini anladığı halde bir insanın, değil mi? Saadet ebedi böyle öğrenen bir insanın oradaki böyle lezzeti, oradaki saadeti, oradaki güzellikleri böyle bilmeye yakın inanan bir insanın su ihtiyarıyla esfeli safiline gitmesi çok anlaşılmaz bir şey yani. Değil mi? Yani neden, nasıl? Yani niye esfeli safiline doğru yol alıyorsun? Niye nefsine, nefse emmaline yol veriyorsun? Değil mi? Yani değil mi? Güzellik bak burada şimdi. Yani işte bunun üstad yine 13. lemada anlatıyor. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mesleki kutsesi diyor. Hem vücudi, hem subuti. Bak, hem vücudi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ittiba eden bir insan, ona tebaiyet eden, ona biat eden, onu sünnetine tam tebessük eden bir insan yeniden hayat buluyor. Bir basubade mevt şeyine, harekatın içine giriyor. Bir dirilişin içinde kendini buluyor. Bir manevi diriliş. Şimdi çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam da her ne söylemişse ispat etmiş. Bir mucizatı bunun delili diyor. Fakat bir de orada şunu söylüyor üstadımız. Anlaşılır mı? Hem hudutta istikamet. İnsanlara bir hudut çizdiğimi rahatsız oluyor. Ya buradan bu tarafı yasak dedim, yasağı meyli var. Ya buna yasak yani. Ve şimdi Peygamber Efendimiz buyurmuştu. Sormuşlar ya Resulallah içki hakkında ne buyursun? Ümmül kabais demiş. Bütün kötülüklerin anası. Şimdi bunlar da diyor ki ya azıcık diyor, azıcık diyor yani böyle bir kadeh isteriz. Kalbe falan iyi geliyor diyor adam. Kasterle bizzat sizi idlen ve ihsan ediyorlar adamlar yani. Ya mesela bu birada filan niye böyle bir içiyorsunuz bunu? Bu birada %4 alkol var. Onlar da bilahire esterlere ve yağlara şey oluyormuş, inkılap ediyormuş diye. Böyle kendilerince böyle bir şey diyorlar. Bir avuç tuz atarsın o alkol izale olur diyor. Mesela şey diyor. Tabii bunlar bir kuruntu yani. Allah muhafaza etsin, insanın nefis ve şeytani yoluna sevk eden, yani şey bahaneler yani. Evet, insan, işte insan şu kainata geldikten sonra iki cihetle ubudiyeti var, kulluğun. İki cihet. Bir ciheti gaybani bir surette, gaybani bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkür var. Şimdi değil mi? Cenab-ı Hakk'ı bak biz şimdi görmüyoruz. Yani ama gaybani bir şekilde ona imanımız var, iman ediyoruz yani. Evet, bir ubudiyeti bir de tefekküre düşünüyoruz. Yani şu mevcudat üstünde cilveleri görünen Esma-i Hüsna'yı tefekkür ediyoruz. Değil mi? İsimden müsemmaya geçiyoruz. Ve o zatı tanıyoruz, o ismin sahibini tanıyoruz. Değil mi? Diyelim ki bu bir nimet değil mi? Bak şimdi diyor ki, nimetten inama gelsen mün'imi bulursun diyor. Değil mi? Nimetten inama gelsen mün'imi bulursun. Yani o nimetin sahibini bulursun diyor. Buna tefekkür diyoruz. Şimdi bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlı olduğunu filan Peygamber aleyhissalatü vesselam beyanlıyormuş. Ama nafile ibadet yani öbür ibadetlerden değiller. O asli ibadet, o terk edilmez. Evet. Diğeri hazırana hazrani muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Yani İyyâke nâbudü ve İyyâke nestaîn. Değil mi? Bakın şurada
burada bu 16. Sözde bir cümlecik ile buna hemen bir işaret edelim. İşte ey tembel nefsim, ey tembel nefsim, bir nevi Miraç hükmünde olan namazın hakikati. Namazın hakikati. Miraç, kelime manasıyla yükselmek demek. Yükselmek. Sadık temsilde bir nefer, bir asker yani, mahz-ı lütuf olarak huzur-u şahaniye kabulü gibi. Yani padişah sana selam etmiş, yarın seni bekliyor. Allah Allah. Ne kadar sevdi değil mi? Bir nefer padişahın huzuruna gidecek. Nasıl mı? Bir kesede altın alacak çıkarken. Değil mi? Bir Osmanlı altını için için. Nasıl mı? Mahz-ı lütuf olarak huzur-u şahaniye kabulü gibi, mahz-ı rahmet olarak zat-ı celili Zülcemal mabudu cemili Zülcelal'in huzuruna kabul ediyor. Şimdi bak buradaki muhataba suretinde, yani siz Cenab-ı Hakk'a bu namazla muhatap oluyorsunuz. Yani onun huzuruna çıkıyorsunuz. O sizi huzuruna kabul ediyor. Onun için Ezan-ı Muhammed okurken koşarak gitmek lazım değil mi? Yani öğleyi de ilkinde kendini minada zannedip yani birleştirmek değil Hacı Yusuf. Öyle değil mi? Evet. Yani dikkat etmek lazım bu işlere yani. Yani bazen ben bakıyorum bazı böyle Müslümanlar tevhid ediyorlar namazları yani. İkisini birleştiriyorlar yani. Diyorlar ki ikisini bir kılalım sonra akşama. Şimdi bugün işim çok vardı. Anlaşıldı mı? Seferde mi normal hazırda mı? Normal, normal canım. Normal şey diyorlar. O Şafii mezhebine göre dediğin gibi seferde var. Doğru da. Anlaşıldı mı? Fakat Üstad Hazretleri böyle inermiş, trenlerine istasyonda namazını kılar tekrar çıkarmış. Bir yere trenine gitse yani. Böyle hemen devre. Huzuruna kabul edin. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen ve niyeten iki cihandan geçip Allahu Ekber deyip manen ve niyeten ve hayalen artık dünyayı kafamızdan atacağız. Bu nasıl mümkün olur mu? Ya şimdi dersiniz ki ya bu teklifi malayetak değil mi? Bu kadar curcunalı bir dünyada biz bu kafamızı nasıl boşaltacağız? Bunun için bir terapi lazım, öyle değil mi? Yani gelecek birisi bizim kafamızda ne varsa aslında bunu boşaltacak. Yani bakın buna da cevap var tabi aşağıda. Evet. Şimdi Allahu Ekber deyip manen ve niyeten ve hayalen iki cihandan geçip, bak niyeten diyor ama, evet, manen, hayalen, evet, hayalen ve niyeten iki cihandan geçip, kaydı maddiyattan tecerrüt edip, bütün maddi kayıtlardan sıyrılıp, maddi kayıtlardan sıyrılıp, bir mertebeyi külliye ubudiyete, ubudiyetin kulluğun külli bir mertebesine veya külliğinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup İyyâke nâbudû. Ya Rabbi yalnız sana ibadet ediyoruz. Hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Şimdi buradaki muhataba suretindeki ubudiyet bu işte. Huzura çıkıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Ona müşerref oluyorsunuz. İyyâke nâbudû diyorsunuz. Ya. İşte insan demek ki bu manaya tam mazhar olsa kendinden geçer. Değil mi? Ya. Tam dikkat etmek lazım. Ya acaba bu namaz bir gün, ya bu kıldığımız namaz yarım yamalak suhre gidiyoruz da bir gün bizim yüzümüze çarpılır mı diye de düşünmemiz lazım. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Fakat tabii belki tabii bir velinin yani kıldığı bir namaz, Peygamber'in kıldığı bir namaz gibi bir namaza biz muvaffak olamayız. Tabii olmamız da biraz zor. Çünkü bu bir mertebe farkı da. Fakat niyeten buna muvaffak olur diyoruz da. Bir fiil olmasına bir niyet. Bir kas taraftarani, İltisam terani herkesin elinden gelebilir diyor bu. Bu tarz namaz kılıyor.
Bak burada Üstad bizi rahatlatıyor. Yani şimdi niye? Ya Rabbi bana güzel bir namaz kılmak nasip et. Usulüne uygun, adabına uygun bir namaz kılmak değil mi? Erkanına uygun bir namaz kılmak. Her namazdan, her namazı da son namaz gibi kılmak lazımmış. Bu benim belki son namazım. Bir daha ya yetişebilirim ya yetişemem. Ne diyor Bekir Üstad Hazretleri yatsı namazı için ne diyor 9. sözde? Ya. Ya, yatsı namazı. Ne olur ne olmaz. Son namazı olabilir. İşte ne diyor orada bir cümle var ama onu söyleyeceksin bana. Yine gittim ticaret adıya aklım gitti oraya. Bak, şimdi bak şöyle diyeceksin. Şimdi diyor ki oradaki üstadımız. Ne olur ne olmaz diyor bak. Ne olur ne olmaz. Ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazifeyi ubudiyeti de tam böyle yapıp yevmiye defterini Hüsnü Hatime ile bağlanır. Yani üstadı konuşturacaksın peki. Yani şimdi orada. Evet. Birinci vecih. Şudur ki, evet. Kainatta görünen saltanat rububiyet. Şimdi şu kainatta bir terbiye fiili görünüyor mu? Görünüyor. Her şeyde görünüyor. Zerratta da görünüyor, atomlarda da, seyyaratta da görünüyor. Değil mi? Bir fiili terbiye var yani. Şimdi bak hiçbir şey başıboş değil. Mesela bir yıldız, aslında mihverinden çıksa, bir komşu yıldızla çarpsa başını, kıyamet kopar diyor. Öyle değil mi? Ya, kıyamet kopar diyor. Anlaşıldı mı? Allah korusun tabii. Şimdi ama nizam ve intizam. Hepsi nizam ve intizam içerisinde. Evet, saltanat-ı rububiyeti itaatkârâni tasdik edip Elhab ya Rabbi bütün bunlar senin kudretinle terbiye ediliyor. Değil mi? Atomlar da senin tahtı tasarrufunda. Seyyarat da senin tahtı tasarrufunda. Bak insanı da o terbiye etmiş. Hayvanat taifesi de o terbiye etmiş. Nebatatı da o, cemadatı da o. Yani hepsinde bir terbiye fiili var. Yani. Üstad, ben bu cümleyi çok seviyorum. İnsanı anlatırken diyor ki, güzelliğin bütün meratibini tefrik ve temyiz eden insan. Ya, şimdi insana öyle bir göz vermiş, güzelliğin bütün mertebelerini bilir. Değil mi? Yani baktığınız zaman, sizin görmediğinizi çok insanların gözü görmüyor. Hani kaç boyut mu diyorlar? Ferda Bey ne diyor? 3 boyut mu diyorlar? Ne diyorlar? Mesela hani, mesela adam bunun ön cihetine bakıyor, arka cihetine bakıyor. Ön ciheti, bize bakın o mülk cihetini insanlar 1007 ancak müşahede ediyorlarmış yani. Evet. Sonra Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin nakışlarından ibaret olan, Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin nakışlarından ibaret olan bedi sanatları. Evet, eskiden Osmanlı'da Darül Bedai varmış. Güzel Sanatlar Akademisi'ne Darül Bedai derlermiş. Oradan mezun olurmuş o sanatkar insanlar. Anlaşıldı mı? Bakın bedi sanatları birbirinin nazarına gösterilmiş. Nazarına gösterip dellallık ve ilancılıktır. Hadi gel bakalım. Şunları bir tahlil edelim, değil mi? Burada neler tecelli ediyor? Cenab-ı Hak yani, Muhy ismiyle bak buna hayat vermiş. Cemil ismiyle buna bir güzellik katmış. Rezzak ismiyle buna çok hususiyet. Hakim ismiyle yüzlerce hikmet ona yüklemiş. Bakın saysanız gidiyor. Namütenahi gidiyor. En küçük bir şeyde, masnuda 11 Esma-i Hüsna tecelli ediyormuş. Belki bir pirede, belki bir sivrisinekte, 11 Esma-i Hüsna. Yani. Şimdi pirenin midesini tanzim eden Manzume-i Şemsiye'yi de o tanzim etmiştir diyor. Pireye mide tanzim etmiş. Pire. Aradaki münasebet mi diyeceğim? Efendim? Aradaki münasebet. İkisi de aynı zatın kudreti altında. İkisini de terbiye eden aynı zat. Yani bak birini sebebe bırakmıyor. Ya bu pireyle uğraşacak halim yok demiyor yani. Değil mi? O da onun tahtı tasarrufunda, seyyarat da onun tahtı. Felsefeciler demişler ki, Cenab-ı Hak tenezzül etmez bu cüz'i şeylerle meşgul olmaya. Onları tabiata verelim ama büyük şeyler olsun Allah'ın yani. Öyle demişler. Üstad diyor ki, bir sivrisinek diyor, bir sivrisinek sanat ve ilkaççe bir tavus kuşunu geçmezse de geride kalmaz diyor. Bakın aynı kudret onları terbiye ediyor. Evet. Hepsi onun tahtı tasarrufunda. Şimdi bunu ilancılık, şimdi
göstereyim, nazari ibretlerini göstereyim. Şimdi mesela bu elmaya diyoruz da rüz hikmet yüklemiş Allah. Bize rızk olması bunun bir tek hikmeti diyor. Bakın 99 tane farklı hikmeti var yani. Kim elmaya bu nazarla bakalım diyor. Değil mi? Ama siz üstadın evini görseydiniz görecektiniz. Tavanı açılı mı? Mısır, nar, kavun böyle astırmış üstad. Öyle hani gözlemli ders okutuyor. Yani şey diyor. Ya ondan sonra müşahede koyuyor, açılmıyor. Gelin bu Mısır'ın hikmetlerini. Bir gün bir kıra giderken bir kaplumbağa rast gelmiş Bayram abiyle. Bayram gel buraya demiş. Gel buraya. Bak bu kaplumbağa sanat ve ilkaç çiğetinde seni geçmezse de senden geri kalmaz. Ve onunla tecelli eden İsmail Hüsna'yı destekliyor yani. Kaplumbağa. Evet. Şimdi dellallık ve ilancılık. Bizim bir vazifemiz de bu. Dellallık. Ubudiyet dedi. Ondan sonra bir de o terbiye fiilini hayretkerane o fiile nezaret edeceğiz diyor. Terbiye fiili. Mesela bir incir çekirdeğinden bir incir ağacı halk ediyor. Toplayın ve başı kadar bir çekirdek. Öyle değil mi? Ekiyorsunuz koskoca bir incir ağacı dikiliyor. Bu da melekçe bir şey değil mi abi? Efendim? Bu terbiye, oradaki ilahi terbiyeyi müşahede etmek. Ya tabii. Bir, yani insanın melekutî hayatına ait bir şey olsa gerek. Yani bu... Yok, tefekkürü bir şey. Yani bunu üstadımız, yani akıl ve kalbin ittihat ve ittifakıyla bunu görmemizi istiyor. O meleklerin, çünkü biz, üstadımız diyor ki, insanoğlu meleklerin fevkinde bir makam verilmiş ona. Mesela o nezaretin şumulünde melekleri geçiyor. Melekler her şeyi nezaret edemiyor, her şeye bakamıyorlar. Değil mi? Mahdut onların hayatları yani. Yani onların hayatları çok mahdut. İnsan daha da önemli. Tabii insan daha. Mesela fezaya çıkıyor, bir feza gemisiyle bakın bütün fezayı dolaşıyor insanlar. Değil mi? Şimdi böyle bir nur talebesi mesela o feza gemisinde olsa, değil mi? Ayetül Kübra'yı da böyle bir hakkın şiirse, hazmetse, böyle ezberese diyelim, o hadiselerin baksa daha fazla farklı lezzet alır yani. Evet. Şimdi hayretkerane nezaret edilir. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sahifeleri. Kalem-i kudretin mektubatı. Kudret kalemi bir mektup yazmış. Bu mektubun diyelim ki bir sayfası bir ağaç, bir kelimesi bir meyve değil mi? Yani onları tek tek aşılama, incelemek, onlardaki böyle ilahi tecellileri böyle temaşa etmek, tefekkür etmek. Evet, kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sahifelerini arz ve sema yapraklarının mutalaa edip hayretkârâne tefekkür. O Amerikalı astronot ilk çıktığında, fezaya çıktığında döndü Washington Post o zaman yazı yazmış. Bizim gazeteler iktibas etmişlerdir. Ben Allah'a inanıyorum diye. Ondan sonra Rus astronot yazmış. O zaman Pravda diye bir komünist gazetesinde. O da demişti ki ben fezada Allah'ı görmedim diye yazmıştı. Şimdi aradaki farka bak. Birisinde dini Hristiyani, yani Hristiyanlık dininden gelen bir inanç sistemi var, hakim. Ve o zaman Amerikan Başkanı Nixon tahmin etti bütün böyle televizyonda Amerikan milletine tam ayak bastığında dedi ki hepiniz kiliselere gelin ve Cenab-ı Hakk'a dua edelim diye davet etti onları. Aslında şeydi. İnanç tabii bu onların. Amerikalılar Avrupalılardan daha inançlı diyorlar Amerikan milletini. Yani daha Avrupalıları böyle daha inançlı diyorlar. Evet. Sonra şu mevcudattaki ziynetleri latif sanatları istihsankarane temaşa etmekle. Şimdi tabi bu tefekkür bize huzur veriyor. Öyle değil mi? Yani şimdi ne yapıyorsunuz? Adım attığınız yerde bu levhalara bakıyorsunuz. Onu mütalaa ediyorsunuz. Bir gün bir doktor Sarılağ vardı, hiç unutmuyorum. İstanbul'da Yeniçeriler Caddesi'nden geçerken her taraf orada şey, mezarlık, böyle tarihi mezarlıklar, türbeler falan var. Bir selam verdi. Selamun aleyküm ya ehl-i kubur dedi falan.
baktım öyle bir tavra girdi ki ya Allah Allah. Sanki o Mevtalarla konuşuyormuş gibi geldi bana. Öyle işte, öyle halisane, öyle aslımı, muhlisane bir selam. Böyle, böyle dondum kaldım ben. Yani gönülden ve kalpten bir selam veriyor. Onlarla görüşürdüm adeta. Evet, latif sanatları istihsankarani temaşa etmekle Fatır-ı Zülcemal'in, Fatır-ı Zülcemal'in marifetine muhabbet ediyor. Şimdi bakın birisi var ki, bak bu elmayı bilerek yapıyor. İlim ve irfan sahibi bir zat var yani. Şimdi orada ilmin ölçüsü yok mu? Var değil mi? Şimdi o elma ağacının o çekirdeğinde o elmanın yani programı var. Bakıyorsunuz çiçek ve meyve arsen diyor 3 ay sonra. Yani şey diyorsunuz. Değil mi? Yani orada ilim ve kudret ittifak etmiş. Yani hem bilerek yapıyor hem de kudreti ona bir vücut indiriyor yani şey diyor. Yani bilmek. Mesela şimdi ilim maluma tabidir diyor usta şeyde kader risalesinde. Malumun vücudu harici iradeye bakar, kudrete istinad eder. Mesela bir marangoz şu sehpayı yapmayı bilse, bak o ilk yani o ilimdir. Ama bu sehpanın vücuda gelmesi için kudret lazım. Tahta alacak, parası olacak değil mi? Ondan sonra çivi alacak, cila alacak. Bilhassa daha bir sürü masraf lazım. Ondan sonra da onu birbiriyle irtibatlandırıp bir sehpa vücuda getirecek. Ya. Evet. Demek ki Fatır-ı Zülcemal'in marifetine muhabbet etmek, onların Sani Zülkemal'inin huzuruna çıkma, iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. Fatır-ı Zülcemal'in huzuruna çıkmaya, iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. Yani bu tefekkür demek ki bizi o makama uruç ettiriyor. O makama sevk ediyor değil mi? Yani ayağımız yerden kesiliyor yani. İkinci vecih, huzur ve hitap makamıdır. Huzur ve hitap makamı. Eserden müessire geçer. Ne demek Kasım? Eserden müessire. Yani eserden, eserin sahibine geçer. Ha, sahibine geçer. Ben tereddüt ettim diye. Daha zor soru soracaksın zaten. Öyle mi? Şimdi eserden müessire geçer. Müessire geçer. Görür ki bir Sani Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle, kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. Demek ki birisi var yani, perde-i gayb arkasında bir Sani Zülcelal var. Bu şeylerin isarıyla kendini bize tanıttırmak istiyor. Değil mi? Yani bunun için bunları meydana çıkarmış. Bunları vücuda getirmiş. Bunları bizim nazarımıza arz ediyor yani. Değil mi? Kendini bize tanıttırmak isteyen bir Sani-i Zülcelal var. Evet. Kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. Evet, şimdi iman ve Sübhaneke ma arefnâke hakka marifetike ya ma'bu. Böyle dememiz gerekiyor değil mi? Üstad öyle diyor. Evet, ya Rabbi seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Sübhane ma arefnâke, sen her şeyi hakkıyla bilen bir zatsın. Aferin. Tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile marifet ile mukabele eder. Yani bildiğini yani iman ne diyoruz da bir vicdani bir kanaat. Aşılı mı? Marifet ayrı bir şey yani. Marifet ayrı. Marifet şimdi diyor ki işte akaidi ve imani olan hükümleri kabul ve sabit kılmakla velik haline getiren ancak ibadettir diyor. Altında da şöyle söylüyor İnşaat İcaz tefsirinde bu farazi nazari. Bu iman hükümleri nazari hükümler diyor. Mesela diyorsunuz ki bir harf katipsiz olmaz. Aslında bir iğne ustasız olmaz. Bu kâinat nasıl sahipsiz olur?
Değil mi bu nazari ve farazi bir hüküm? Allah'ın varlığına ve birliğine ne yapıyorsunuz? Yani bir delil buluyorsunuz kendinizde. Marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir Rab-ı Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sendirmek ister. Rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr-ı muhabbetle, hasr-ı muhabbet. Muhabbetini ona hasr edecek. Başka yere dağıtmayacak. Öyle değil mi? Şimdi o muhabbet bahsini, o 24. sözdeki muhabbet bahsini ne diyordu? İyi insan, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği muhabbet sıfatını, anladın mı? Yanlış yerde kullanma diyor, değil mi üstadımız? Ondan sonra onu, o muhabbeti sana veren zatın zat, sıfat ve esmasına tahsis edeceksin. Aksi takdirde o muhabbet başına ne oluyor? Bela oluyor. Mesela kendini mal sahibi zannediyor. Diyor ki malını ziyade seviyor. Bir bakıyorsun bir musibet geliyor, malını alıyor, fakir oluyor. Birden isyana giriyor. Evladını elimden alıyor, yine isyana giriyor. Diyeceksin ki benim bu evlatta benim hisse, ya binde birdi, 999 sahibi, hisse sahibi olan Allah onu aldı götürdü. Daha ona karşı boynum eğri, emir yüksek yerden geliyor. Öyle değil mi? Öyle diyeceksin yani, bunun başka yolu yok yani. Yani ey insan, işte bu muhabbet bahsini de demek çok iyi bilmemiz lazım diyor. Şimdi insanlar ne yapıyor? Kendini sahibi mal kabul ediyor. Sahibi mal kabul edince de isyan peşinden geliyor. Yani konumunu, yerini, yani haddini bilmiyor insanlar yani bir yerde, değil mi? Biz buna, bu ev kimin? Kasım Bey ya maşallah ne güzel evi var. Lehül mülkü, mülkü Allah'ım. Ben burada emanetçiyim. İşte öyle gidecek yani. Ev Allah'ım. O bana ihsan etmiş. Aslında ben burada emanetçiyim. Bugün varım, yarın yokum. Yani. Sonra ne olur? Sonra ne olur? Allah korusun ölürken avizelerim, hallarım diye insanlar ölüyormuş. Ben bir doktordan işittim de. Avizelerim ve hallarım diye ölmüş bir kadına bir. Diyor ki niye böyle söyledin? Sonra ben baktım araştırdım da. Millet hayatına bir ev almış. Öyle sadece şey falan değil canım. Böyle bir villa villa falan değil ya. Bir de ev. Dayamış döşemiş kadın kanser olmuş bir hafta ölmüş. Ölürken de böyle söylemiş. Avizelerim hallarım diyormuş. Yani oturamamış kadın o evde bir gün yani iki gün. Yani belli ki insan misafir bu. Öyle değil mi? Ya. Şimdi emekli oluyor adam, emekli olduğu gün ölüyor. Aslında mı? Emekli olduğu gün bir maaş alamıyor. Yani bir tek maaş alamıyor. 30 sene çalışmış. Ya demek ki misafir olduğum belli. Aslında mı? Şimdi bizim Hekimoğlu İsmail abi, ben işte İstanbul'da fakülte apartmanı vardı. Pardon, Hilal apartmanı bizim oturduğumuz yer. O medrese kıtlığı var, çok dar bir zaman. 130 metrekare bir yer vardı. O inşaat şirketinin müdürü de bizi seviyordu. Abi dedim, burayı bize versene. Olur, vereyim dedi. Ne kadar dedim, para vereceğiz? 3000 taksit, 80.000 peşin dedi. 130.000 lira. Hekimoğlu İsmail abinin yanına gittim, dedim, bir medrese aldım abi, para lazım dedi. Onun emekli hava subayı arkadaşları vardı. Bir tanesi 100 lira çıkarttı. Eli titriyor bana verirken 100 lira. Öyle titriyor ki. Yani şaşırdım kaldım. Parkinson oldu sandım biliyor musun adam? Yani böyle eli titriyor. Ondan sonra dedi ki Hekimoğlu abi, dedi elin titremesin doğru ver dedi. Sonra öldükten sonra hanım gelip mezarda sana sormaz. Yunus bu parayı nasıl yiyeyim, müsaaden var mı, yok mu, anlaşıldı mı? Ya şimdi fırsat eldeyken dedi, bu parayı ver yani, kalmasın bu hatun eline dedi, anlaşıldı mı? Ondan sonra çok mahcup etti ama, anlaşıldı mı? Sorar mı hatun, anlaşıldı mı? Ulan der, bunun ucuların daha ihtiyacı da bitmez, anlaşıldı mı? Bugün alıştırmayayım, bugün gelirler, ertesi gün yine gelirler, anlaşıldı mı? Daha ertesi gün yine gelirler, öyle derler yani. Öyle hatun eline geçtiyse daha hiç uğrama o semte, anlaşıldı mı? Şimdi, demek ki hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbütle, ha ibadetimizi de ona tahsis edeceğiz. Muhabbetimizi de ona tahsis edeceğiz, ibadetimizle. Yani niye ibadet ediyorsun? Niye ibadet ediyorsun? Ya ey nasıl ibadet ediniz? Bir sual ibadet olmuş orada. Niye ibadet edeceğiz?
İşte emredildiği için. Yalnız onun rızası için. İşte ibadet bunun için oluyor. Efendim ben cennetlik adamım. Zaten senin de ücretini peşin almışsın diyor üstad. Sen ücretini peşin almışsın. Senin de almaya hakkın yok. Sen o peşin aldığın ücretin hakkını veriyorsun diyor. Allah da diyor cenneti sana fazlından verecek. Fazlından ihsan edecek. Fazlından. Anladın mı? Yoksa bu ibadetin karşılığı olarak cennet falan yok yani. Anladın mı? Sonra görüyor ki bir mümin kerim. Evet. Maddi manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. Şimdi nimetlerin bak maddi manevi kısmı ayrıldı. Maddi şeyler bir de manevi yani nimetler var. Bak iman manevi bir nimet. İnsaniyet manevi bir nimet. Öyle değil mi? Ya marifetullah manevi bir nimet. Bakın bu nimetlerle onu perverde ediyor. O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, haliyle, diliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür, hamd ve sena eder. Şimdi nasıl hülasi ediyor üstadımız? Evet. Sonra görüyor ki, sonra sıcak olun biraz açalım mı? Güzel. Evet. Şimdi sonra görüyor ki bir celil cemil şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini, celal ve cemalini izhar edip nazara dikkati celbediyor. Nazara dikkati celbediyor. O da ona mukabil. Şimdi celal ve cemalini nasıl izhar ediyor, bize gösteriyor? İşte benim de Poyraz, değil mi? Karadeniz'den izliyor. Bu celalli bir tasavvuf. Bak, insanın ilklerine kadar ne yapıyor? Üşütüyor insanı. Öyle şey diyor. Şimdi güneş açıyor. Ya insan içim açıldı diyorsunuz. Huzur diyorsunuz. Rahat ediyorsunuz. Evet. Şimdi celal ve cemalini izhar edip nazar dikkati celbediyor. Nazar dikkati. O da ona mukabil Allahu Ekber. Şimdi Erzurum'un adamının şeyden şikayeti yok. Karda. Ağrı'nın adamının da şikayeti yok. Van'ın da yok. Onlar onu bereket biliyor. Bizim bu medya denen ahlaksızlar diyor ki beyaz terör diyor. Böyle manşet attılar biliyorsun değil mi bu gazeteler yani? Beyaz terör diyor ya adam. Terör diyor yani. Şimdi halbuki bu sular var ya bu menba sularını falan doyuran bu karlar yani. Yani o yağmur falan gelip akıp çekip gidiyor yani onu besleyici besleyen o kar suları yani. O tedricen böyle nüfuz ediyor. Niye Erzurumlar buna bereket diyor da bunlar terör diyor? İşte düşünün bakın ne kadar sapma var yani. Açı çok genişlemiş. Yani çok genişlemiş. Yani bu İslami imanda insanlar ne kadar udur etmiş, sapmış. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Yani işte şimdi iman öyle bir nimet ki hakikaten diyemezsiniz ki imanım sen şurada dur da 5-10 dakika gideyim bir hırsızlık edeyim. Öyle sizden ayrılmaz öyle değil mi? Yani sizin o lazimi, zaruri hasseniz yani. Size lazım olan zaruri hasseniz. Onu sizden ayıramazsınız. Soyutladığınız anda insaniyetiniz insilah eder yani. Evet. Cemal ishar edin. Nazar-ı dikkati celbediyor. O da ona mukabil. Allahu Ekber. Şimdi diyelim ki dağları kar görmüş. Her tarafta bembeyaz. Aslında Allahu Ekber. Sübhanallah. Zelzele oluyor. Bir televizyonda gördüm ben o büyük zelzelede. Adam birisi bu gördük taraflarında. Elini kulağına atmış. Öyle bir tekbir getiriyor ki adam. Müthiş bir şey. İşte yapılacak şey o. Orada bir celali tecelli var. Ya Rab sen ne büyüksün. Profesör Ümit Meriçan'ım abi. Ben onu çok yakından tanıyorum. Babası ama bir zattı. Konferanslara falan getirdi. Çeşitli kuruluşlara da ben onu dinlerken o da asistandı. Sosyoloji bölümünde, edebiyat fakültesinde. İşte zelzele olmuş, atmış kendisini dışarıya, Yalova'da, bahçesinde, evin bahçesinde. Bir tek katlı bir ev varmış. Hemen elini kaldırıyor, çöküyor ki, Ya Rabbi diyor, bu günahkar insanlık adına senden özür diliyorum. Ne olur evrenimizi başımıza yıkma diyor.
O da öyle bir dua etmiş. Şöyle hiç unutmuyorum. Tabii o bir profesör, sosyolog duası yani. Onun duası da öyle. Anlaşıldı mı? Şimdi yıkar mı yıkar değil mi? Mesela acaba kaç şiddetinde bir zelzele bu dünyanın yıkımını getirecek? Kıyamet bir zelzeleyi kübra kabul ediyor değil mi usta? Zelzeleyi kübra. Sana göre kaç şiddetinde bir zelzele bu kıyameti beraber mi getirecek? Tabii emir geldiği bir şiddetinde olur, 10 şiddetinde, 20 şiddetinde. Şiddetinde de olur. Peki emir gelsin. Ama şimdi esbab dairesinde herhalde onun üstünde olacak gibi geliyor değil mi? Öyle geliyor. Bugüne kadar pek 10 şiddetten deprem olmaz. Olmamış değil mi dünyada? İşte olduğu zaman, olduğu zaman tabi harabiyatı dünya yani. Dünya harap olacak. Bir şey kalmıyor. Efendim? Dikili bir şey kalmıyor. Onun 10 şiddet olduğu bu yapay bulan içine hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor değil mi? İşte kıyamet o demek yani. Ya o. Evet. Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahfiyet içinde Subhanallah. Seni noksan sıfatlarından tenzih ediyorum. Kemal sıfatlarla anlaşılır mı? Muttasıf yani görüyorum demekmiş bu Subhanallah kelimesi. Evet, mahfiyet içinde hayret ve muhabbetle secde eder. Yani Allahu Ekber. Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahfiyet içinde hayret ve muhabbetle secde eder. Sonra görüyor ki bir gani mutlak. Allah bize niye fakir vermiş? İşte bu gani ismini tanımamız için. Yani ya Rabbi biz fakiriz, sen ganisin. Senin hazinenden çıkıyor bu nimetler. Sen vermezsen bizim yapacak bir şeyimiz yok yani. Gani mutlak, bir sehaveti mutlak. Sehavet de cömertlik. İşte bu ama bunun cömertliği gibi değil. Bak 6 aydır burada ders okuyoruz. Bu çayın yanına bir simit getiremiyor. Bu adam da atıyor, aa adamdır. Yani anlaşılamıyor. Bu Kasım Efendi. Değil mi? İşte bakın, bir simide bak sözü geçmiyor. Yani bir de Cenab-ı Hakk'ın şeyine bak, sahabetine. Evet. Şimdi bak Cenab-ı Hak kaç milyar insan besliyor? Kaç milyar insan besliyor? Milyar cümle biliyorsun. 7,5 milyar. 7,5 milyar insan. Ne kadar hayvanat besliyor? Sayısı belli değil. Ondan sonra nebatatı da besliyor değil mi? Onların da rızka muhtaç değil mi? İhtiyaçları var, besliyor yani. Bak, ganiyi mutlak, mutlak gani. Şimdi bir sıfat zat oldu mu? Ona arız olmazmış yani. İşte Cenab-ı Hakk'ın sıfatı zati. Bununki arizi. Bugün bir simit getirir, bir ay sonra unutur onu. Anlaşılır mı? Anlaşılır mı? Onu da yarısını verir millete. Yarı yarıya bölmüştür. Benden bu kadar. İster beğenin, ister beğenmeyin yani. Ya. Şimdi bir sehaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini, evet. Ne oldu Kasım? Ben diyor gelsen ki. Öz eleştiri yapıyoruz doğru. Ben gelsem ancak çeyreğini veriyorum. Evet çeyreğini veriyor tabii doğru. Evet. Şimdi bak bir sehaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini hazinelerini gösteriyor. Nihayetsiz servetini ve hazinelerini gösteriyor. Gani mutlak. Ya. Gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal iftikarine sual eder ve ister. Fakrine yani. Ya Rabbi ben fakirim, sen ganisin yani. Yani sana yalvarıyorum. Sen bahtına düştün. Yani. 9.44'te bir kıtlık var. Buğdaylar şeyde kurudu kaldı topraktan. Ondan sonra böyle kuş yemi gibi küçük küçük buğdaylar silolardan alıp getirdilerdi işte. İşte ekmek karneye bağlıydı. Millet fırınların önünde böyle kuyruk gibi. Ne kötü günlerdi, ne dehşet günlerdi. Şimdi Allah muhafaza etsin. Anlaşıldı mı? Bak şimdi insanlar ekmek alıyor, çöpe koyuyor. Türkiye'de 20 milyon ton buğday üretiliyormuş. 1 milyon tonu ekmek yapılıp çöpe gidiyormuş. Yani düşünmüyor musunuz insanlar ne kadar mantıklı? Ya ne kadar hakikaten uzak bir hayat yaşanıyor yani. Ya. Şimdi bunlara tabi bu mekteplerde bunları vermek istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Çünkü böyle bir nesil onların hoşuna gidiyor. Yani şey bir nesil. Asi, bağı, hürendiş. Hürendiş nesiller ne demek hürendiş nesil? Eskiden öyle derlerdi. Hürendiş nesiller türettik diye. Ne demek hürendiş? Hiçbir şey beğenmiyoruz. İsyancı değil mi? İsyancı. Tuğyancı bir nesil yani öyle. Oğlum bunu ye. Yemez. Onu ye. Yemez.
Bunlar ya. Ne yapacaksın onu? Kullandığın tutup bir tokar, atacaksın sofranın 5 metre ilerisine. Öyle değil mi? Allah'ım işte böyle. Sopalayacaksın ki anlasın yani şimdi. Tamam. Sonra görüyoruz ki o Fatır-ı Zülcelal niye şey diyorlar? Niye böyle davranıyorlar? Ne diyoruz da? Tenevvü etkimeden gelen iştihayı kazibi. Şimdi aynı yemekleri her gün aynı sofrada görüyor. Özlemiyor ki bir şeyi. Sen şimdi bugün kahvaltıda zeytin ver. O zeytin sıraya koy, o kahvaltılıkları. 5 gün sonra o zeytine sıra geçiyor. Anne zeytini özledim. Yok ya şu yemeğin üstüne bir tane yiyeyim de bastırsın der. Öyle değil mi? Yani ya özlemesi lazım diyor. Tenevvü etkime diyor bakın. Tamamların çeşitlerinden gelen bir sunu iştaha usule geliyormuş. O da yediriyor ve insanı hazımsız sebebiyet veriyor. Ve artık o nimetleri ünsiyet ediyor. Özlemiyor. Ona hasret duymuyor yani. Ona hasret duymuyor. Evet sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal bak niye diyoruz da koca kadına denk olmalı diyor. Kadın kocaya denk olmalı. Niye? Niye denk olmalı? Bak şimdi anlaşabilmemiz için mesela desek ki bir israf olsa hanım bir boyun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz. Tek çeşit yiyeceğiz. Günde iki defa yiyeceğiz. Şer'i şerefe muhalefet etmiyorum. Şimdi zamane hatunu alsan ya bu şer'i şerif de ne diyor? Bu nereden çıkarttın? Bizim adamın da kafasında bir şeyler olmaya başladı. Şaşırtıyor mu, sapıtıyor mu? Psikiyatrik bir vakam var. Öyle derler adam. Götürürler doktora da bir şey derler. Ya, teslim ederler insanı. Bak şer'i şerif bilmez adam. Değil mi? Şeriat bilmez. Sünnetse niye bilmez? İşte bak onun için genk olması lazım. Yani sizin muhatabınız olması lazım diyor. Yani siz ne diyorsanız onu anlamalı. Bir asgari müşterek olmalı yani orada. Onun için tabii böyle bu dini tedrisata bak önem vermenin değeri ve derecesi burada meydan çıkıyor. Bak Bediüzzaman Hazretleri bak hanımlar rehberi yazmış hanımlar değil mi? Gençlik rehberi. Küçük sözler. Bunlar oksalar yeterli. Üç tane oksalar yeterli. Bunlar. Evet. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada topluyor. Orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barikallah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu ekber diyerek istihsan ile mukabele. Antika sanatlar. Ya, gidin pazarlara bakın. Değil mi? Her tarafta rengarenk mevcudan. Bahar mevsime bak, yaz mevsime bak. Hakeza. Diyor ki yazı bir sofrayı nimet, baharı bir deste gül yapıp o sofranın üstüne koyan bir cevvad-ı kerimin misafirlerine fakr ve ihtiyaç nasıl elinde ağır olabilir? Fakr ve ihtiyaç. Ya cevvad-ı kerim yani mutlak sehavet sahibi bir zat. Evet. Sonra görüyor ki bir vahide hal şu kainat sarayında taklit edilmez sikkelerinde. Sikke damga yani. Şimdi hani parça paralar varmış ya sikke diyorlar onu. Öyle bir damga var ki orada taklit edilmek mümkün değil. Biliyorsunuz ki bu Osmanlı parasıdır. Veya İngiliz parası. Taklidi mümkün değil. Yani öyle bir damga. Evet. İşte Allah'ın şimdi de masnuatında bu var. Evet. Taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, mühürleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor. Ve tevhidin ayatını nakşediyor. Tevhidin ayatını, yani işaretlerini nakşediyor. Afak âlemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor. Rububiyetini ilan ediyor. Rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. Evet. Demek ki o da ona iman ile, iman tevhidi. Değil mi? Hangi sözle geçiyordun? İman tevhidi, teslim, tevekkülü, tevekkül, sadece idareyle güzeldir. Peki, Hacı Kasım, şimdi bizi bir test etseler, 100 vecize yazın desen, kaçını doğru yazarsın? Avukatım söylesin. Kaçını doğru yazar Hacı Yusuf?
Ama bu ara pek iyi değil. Ben şunu, şimdi ben bazen... Abi mesnelinden bayağı yazmak yani. Performansı hiç iyi değil abi. Yok abi. Şimdi, hakikaten bu vecizeler var ya, bir gün ben Çaycı Emin abiden dinlemiştim de, üstad ve talebelerini Kastamonu'dan Denizli'ye sevk ediyorlar. O hayvanların seyahat ettiği böyle konduğu vagonlara koymuşlar kasten böyle ahlaksızlar. Ondan sonra işte kondüktör gelip bunlara bakıyor ya ne biçim adam var ben bakayım diye. Neyse bu Feyz abiyi görünce böyle yani ilim irfan sahibi bir adam işte bir sual sormuş ona o da cebinden bir blok çıkarmış üstadın bir vecizesini okumuş. Nasıl okumuş ki öyle tesirli okumuş onu kolumdan tutmuş. Gel sen benim hususi odamda seyahat ettim işte Denizli'ye kadar. Bir vecize adamı etkiliyor. Bir tek vecize. Ama demek gönlüne hitap etmiş. Ve üstad diyor ki irşadın hakikisi. Bak bu sözü unutma benden sana vasiyet olsun. Şimdi bak işte irşadın hakikisi göze bakıp kalbe hitap etmemiş. Hadi bir mürşit koyun onları kuşun. O ayrı bir konu bak şimdi. Şimdi göze bakıp kalbe hitap. Şimdi bakın sen şimdi bak gözüne bakarken kalbini yani teslim etmek, musahhar olması kalbin yani. Teslim almak adam yani. O onun yağını da yaşıyor. Abi bu reklam yapacak ya. İşte bir çeşit bir cümle kaldı. İşte bu çeşit ibadet ibadetler yani. Ve tefekküratla hakiki insan olur. Ahseni takvimde olduğunu gösterir. İmanın yönüyle emanete layık emin bir halifeyi arz olur. Bak insan halifeyi arz, arzın halifesi. Halife ne demek? Halife ilahi emirleri tebliğ ve tatbik eder. Bununla mükellef olan zatı halife denir. Mesela hani Osmanlı padişahları da halife ya mesela kişiden sonra Yavuz Sultan Selim'ler. Ne yapmışlar? İlk defa gelip onlar camide namaz kılmışlar veya birine vekalet verip namaz kılmışlar. Ondan sonra o müdür etmiş yani. Halife, halife namına yani. Evet. Ey ahseni takvimde yaratılan su-i ihtiyarıyla esfeli safinin tarafına giden insanı gafil. Su-i ihtiyarıyla esfeli safilin tarafına giden gafil insan. Beni dinle. Ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahıyla ayıldığım dakikada o güzel zannettiğim ahiretin teveccüh olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğünü, ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamının 219-220. sayfelerinde yazılan iki levha-i hakikate bak gör. Bir satırını oku bakalım. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm, deme gaflet icap oldu, nur-i hak, ayan gördüm. Başka? Doğru işte. Devam. Eğer Allah'ı bulsunsa. Evet, birinci levha, ehl-i dalalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehl-i gaflet dünyasının hakikatını tasvir et. O neymiş biliyor musun o şiir nasıl? O son Osmanlı sadrazamı Mısırlı Said Halim Paşa Boğaz'da bir yalısı varmış. Tabi bunlar İttihat Terakki erkanından Türkiye'yi terk etme mecburiyetine karşı karşıya kalırlar memleketi. Bediüzzaman Hazretlerine diyor ki üstadımıza üstad diyor. Benim bu yalım başkalarının eline kalmasın. Bakarsın kötü maksatla kullanırlar. Bunu size devredeyim. Şiir demiş. Bunu İslam hizmetlerinde kullanıyor. Üstad demiş ki yarına kadar istihare edeyim. Beni biraz rahat bırak demiş. İstihareden sonra bu hutur etti diyor. Evet. Bak almamış o yalıyı. Kim bilir kaç trilyon lira para. Bugün mesela nasıl güzel hizmetlerle kullanıyor. Fakat üstad ona bakmıyor şimdi. O istinab üstü var ya. Onun muhafazasına bakıyor. Yani onun net altına girmemek. Yani o cihete bakıyor. İkinci levha,
ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış, o tarzda bıraktım. Şiire benzer fakat şiir değiller. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.